Arkadaşlar merhaba. Bugün üç başlık altında konuşmak istiyorum. Birincisi felsefe ne işe yarar? İkincisi felsefe ve inanç sorununu nasıl ele almamız gerekiyor? Üçüncüsü evrensel sorunlara nasıl yaklaşılmalıdır? Sevinçle şunu önce vurgulamak istiyorum. Son yıllarda ülkemizde felsefeye olan ilgi gözle görülür bir şekilde artmıştır. Bunun kanaatimce iki önemli nedeni var. Birincisi toplumsal ve siyasi sorunlarımız oldukça ağırlaşmıştır. İkincisi ise son yıllarda siyasal İslam'ın etkisindeki genç nüfusun ve özellikle de üniversite gençliğinin felsefe üzerinden inanç meselesine yaklaşımının artmış olmasıdır. Bu tabii sevindirici bir durumdur. Felsefe tarihine baktığımızda da büyük filozofların siyasi, dini ve kültürel krizler döneminde özellikle bu dönemlerde ortaya çıktıklarını görüyoruz ve ezber bozduklarını ve kendi tezleriyle çığırlar açtıklarını görüyoruz. Peki, kısaca felsefe nedir? Bu konuya girmek istiyorum. Felsefe, kelime itibariyle bilgelik sevgisidir. Yani filozofya, bizim Yunanca'dan bildiğimiz filozofya iki bölümden oluşur. Birincisi fil, dostluk demektir. İkincisi sofya, kökeni Mısır gizemciliğine kadar giden bilgelik tanrıçasıdır. Ancak ben tabii bilgelik sevgisi ifadesini aslında çok beğenmiyorum desem daha doğru olur. Çok fazla bir şey ifade etmiyor. O nedenle başka bir tanım kullanmak istiyorum. Felsefe kanımca insanın sınırlı bilgisiyle evrenin sınırsız bilgisine kafa tutmasıdır. Yani insan her zaman insanın bilgisi sınırlıdır, evrenin bilgisi ise sınırsızdır. Bu çelişkiye insanoğlu kafa tutar. Ve şimdi esas felsefenin bu olduğunu anlatmak istiyorum. Peki bu ne demektir? Yani bu insanın sınırlı bilgisiyle evrenin sınırsız bilgisine kafa tutması ne demektir? Bu cümle üç bölümden oluşuyor dikkat ederseniz. Birincisi insanın bilgisinin sınırlı olduğu tezi. İki, evrenin bilgisinin sınırsız olduğu tezi. Yani aralarında bir çatışma var dikkat ederseniz. Üç, insanın evrenin sonsuz bilgisine kafa tutması hiçbir zaman da bitmeyecek bir durum gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Yunan mitolojisinde Sisifos söylencesi var. Yani tanrılar tarafından cezalandırılan Sisifos sürekli bir kayayı, kendinden büyük bir kayayı tepeye çıkarır. Fakat tepeye ulaştırdığı anda o kaya yeniden tepenin alt kısmına doğru yuvarlanarak gelir. Ve Sisifos kaderiymiş gibi bunu sürekli taşımak zorunda kalır. İnsanın durumu da aslında böyledir. İnsan kaybedeceğini bile bile bir mücadeleye atılır. Çünkü hayat budur. Peki insanın bilgisi neden sınırlıdır? Bu sorunu biraz eşelim isterseniz. Birincisi insanın hem zihni kapasitesi sınırlıdır hem de ömrü kısadır. Zihnimizin kapasitesi devasa büyüklükte ve ömrümüzde binlerce yıl sürseydi bile evrenin bilgisiyle boy ölçüşecek durumda olamazdık. Çünkü evrenin yapı taşı olan madde yani varlık sürekli hareket halindedir ve her değiştiği anda kendisiyle birlikte bilgiyi de değişikliğe uğratmaktadır. Yani o hareket maddenin özünü oluşturan hareket sürekli olduğu için bilgi de sürekli değişmektedir. Bunu ünlü filozof Heraklit şöyle ifade etmişti. Bir nehirde iki kez yıkanılmaz. Peki bu ne demektir? Bununla evrenin her an değiştiğini ve yıkandığımız suyun da akıp gittiğini, yeniden nehre girildiğinde ise başka bir suyla karşı karşıya olduğumuzu söylemişti. Fakat ben bunun bile eksik olduğunu zannediyorum. Çünkü eğer o su akıp gitmemiş olsaydı bile yıkandığımız su eski su olmazdı. Çünkü kullandığımız suyun kimyası çoktan değişmiş olacaktı. Kısacası bilgimiz her an eskidiği için evrenin sonsuz ve sürekli değişen bilgisine hiçbir zaman erişemeyeceğiz. Maddenin değişim hızı bizim bilgi edinme hızımızdan kat be kat fazladır. Evrenin bilgisi sonsuz olmasına rağmen merakımız da son bulmamaktadır. Çünkü insan merak eden, sorunlarını deşip sorgulayan ve işin köküne varıncaya kadar huzur bulamayan canlı bir varlıktır. Merak duygusunun kökeni ise kuşkusuz bilgiye olan ihtiyaçtan kaynaklanır. Yani bir şeyi merak etmemizin temel nedeni aslında o bilgiye olan ihtiyacımızdır. Ve bu ise sonsuzdur. Yaşam enerjimizin kaynağı da işte bu bilgiye ulaşma arzusu ve ben buna da bilgisizliğimize sürekli kafa tutmak diyorum. Yani insan kendisinin az bilgisiyle yetinmez,
sürekli yeni bilgi edinmek ister. Fakat o edineceği bilginin devasa olması bunu bildiğimiz halde bu savaştan da bu mücadeleden de vazgeçmez. Peki, insan felsefeye neden ihtiyaç duyar? Biraz da bu meseleye değinmek istiyorum. Felsefenin tarihten gelen bazı temel kuralları ve yöntemleri vardır. Bunlar bir, emin olmadığımız konular ve durumlar hakkında sürekli soru sorarız. İki, bize söylenen ve emin olmadığımız herhangi bir şeyin niçin öyle değil de böyle olduğundan her zaman şüphe duyarız. Üç, doğruluğundan şüphe edilen iddiaları her zaman akıl süzgecinden geçiririz. Dört, içinde yaşadığımız ve çoğunlukla memnun olmadığımız mevcut durum hakkında geleceğe dair tasavvurlarda bulunuruz. Yani herhangi bir insan yoktur ki geleceğiyle ilgili tasavvurlarda, planlar geliştirmesin, tasavvurlarda bulunmasın. Bu dört ana madde aslında felsefeye olan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Dikkat edersek her insan kendi yaşamını sorular sorarak, şüphe duyarak, konuları araştırarak, bunları yaparken de akla başvurarak ve gelecekte nasıl bir durumda olmak istediğine ilişkin düşünceler inşa ederek ilerler. Felsefenin hayatımızla doğrudan ilişkisi vardır. Felsefe salt, birçok insanın iddia ettiği gibi sadece tefekkür değildir, merak değildir, yani meditasyon değildir. Aksine ihtiyaç duyduğumuz bilgilere erişme mücadelesidir diyebiliriz. Şimdi peki felsefe ne işe yarar dedik ve bunu nasıl uyguluyoruz hayatımızda? Felsefe bize en başta soyutlamayı öğretir. Yani kavram üretmemizi sağlar. Bir örnek vermek gerekirse, soyutlama düşünmeyi kolaylaştırır. Onlarca ağaç çeşidini saymamak için biz orman terimi kullanırız. Veya Ayşe, Can, Emel, Deniz gibi isimleri, yani tek tek şahıslarda ifadesini bulan isimleri saymamak için topluca insan deriz. Kavramlar yaratarak düşünmeyi kısaltır ve kolaylaştırmış oluruz. Gördüğümüz gibi felsefenin en önemli özelliklerinden biri düşünmeyi kolaylaştırmış olmasıdır. Bize felsefe kavramları nasıl kullanacağımızı da öğretir. Olay ve durumları bize göründüğü gibi değil, derinde yatan anlamıyla değerlendirmeyi öğretir. Yani biz çoğunlukla yüzeysel konulara baktığımızda aslında o olayların manasını, olayların nedenlerini kavrayamayız. İşte felsefe bize daha derinden bakmayı öğretiyor arkadaşlar. Felsefe bize karmaşık gözüken sorunlarımızı belli bir sıralama içinde ele almayı da öğretir. En önemlisinden başlamayı, yani bizim birçok sorunlarımız oluyor tabii. Önemli sorunlarımız, önemsiz sorunlarımız. İşte felsefe bize en önemli sorundan başlamayı, ikinci önemli olan sorunların da eğer birinci önemli sorun çözüldüğünde kendiliğinden çözüleceğini anlatır ve kavratır. Yani felsefe bize sistemli düşünmeyi, sorunlara sistemli yaklaşmayı öğretir. Felsefe, düşünmenin aslında bir ustalık işi olduğunu, neyi, nasıl ve hangi yöntemle ele almamız gerektiğini de öğretir. Dolayısıyla felsefe bize konuların nasıl basitleştirileceğini kavratır. Ayrıca felsefe bize yaşamın nasıl anlamlı veya anlamsız olacağını da öğretir. Bize değerler sisteminin anlamını öğretir. Şimdi mesela kibirli mi olacağız, mütevazı mı olacağız? Açgözlü mü olacağız, cömert mi olacağız? Gaddar mı olacağız, vicdanlı mı olacağız? Tüketim hastası mı olacağız veya kanaatkar mı olacağız? Gibi bir dizi seçenekler konusunda bizim tercihlerde bulunmamızı sağlayacaktır. Biz buna değerler sisteminde doğru olanı seçme yöntemi diyoruz. Kısacası felsefe, etik değerlerimizin doğru olup olmadığını, doğru değilse hangi değerleri benimsememiz ve onları hayatımıza uygulamamız gerektiğini de kavratır. Halil Cibran, ruhumuz bir savaş alanı gibidir der. Mantığımız, tutkularımız, arzularımız ve amaçlarımız çoğunlukla birbirine karışır. İşte felsefe bize bu karmaşık durumdan çıkmaya da yardımcı olur. Peki, felsefenin dinle ilişkisine bakalım. Dinler nasıl ortaya çıktı ve evrensel sorunlara nasıl yanıt veriyorlar veya verebiliyorlar mı? İnsanlar nasıl inanır, neden inanır? Bunu açıklayabilmek için biraz geriye gitmek gerekiyor. Hayvanların bilincinde doğa ve biz kavramı yoktur. Onlar böyle bir ayrım yapmaz. Yani doğanın bağrında yaşarlar, fakat ona yabancılaşmadan yaşarlar.
İnsanlar ise doğada yabancılaşarak, yani onun bir parçası olmakla birlikte onunla özdeş olmadıklarını bilerek ve kavrayarak ayrışırlar. Kendilerini doğadan soyutlarlar. İnsan beyni metafizik üreten bir alettir. Peki bu ne demektir? Olmayanı düşünmek, yok olanı zihinde var etmek. Sanatın, edebiyatın, mitolojinin, dinlerin, masalların, gelecek tasavvurlarının kökeni buradadır. Dikkat ederseniz bunların hepsinde aslında var olmayan şeyler tasavvur edilmektedir. Olmayanı düşünen ilk insan anlattığı masallarla, hikayelerle, söylencelerle başkaları üzerinde nasıl etkili olduğunu görmüştür. Hikayeler anlattığımızda insanların gözlerinin parladığını, hüzünlendiğini, sevinç duyduklarını hissederiz. Dolayısıyla bu etkinin gücüdür ki insanoğlu hayret eder, merak eder, öfkelenir, rıza gösterir, harekete geçer veya biat eder. İnsan etkinin sadece canlı varlıklar üzerinde değil, aynı zamanda cansız varlıklar üzerinde de etkili olduğunu düşünmüştür ilk anlarda. Bu yüzden her varlıkta görülemeyen, hissedilemeyen bir ruh aramıştır. Yani bizim göremediğimiz bir ruhun olduğu varsayılmıştır. Şamanlardan biliriz. Ağaçlarla, kartallarla, rüzgarla ve atlarla konuşurlar. İlahilerle, şarkılarla, dualarla onları kendilerine boyun eğdireceklerini sanırlar. Onlara şükreder, onlara öfkelenir, onlara biat ederler. Ama onlara dua yoluyla dileklerini de kabul ettireceklerine inanırlar. Kısacası insan hayvanlar aleminden kendilerine tanrılar yaratarak uzaklaşmıştır. Tanrı nedir? Tanrı en iyi, en mükemmel, en yaratıcı, en kusursuz varlık imgesi değil midir? İnsan hep en kusursuzu, en yaratıcı ve en iyi varlık olmak istememiş midir? Ve böylece ideal bir varlığı da kendine idol olarak benimsememiş midir? İlerleyen süreçte bu düşünce önce çok tanrılı dinlere, yani şamanlardan başlarsak önce çok tanrılı dinlere, işte Yunan döneminde, Yunan felsefesinde buna çok rastlıyoruz, mitolojisine çok rastlıyoruz ve ardından da tek tanrı dinlere evrilmiştir. Dinler, özellikle semavi dinler, imparatorlukların ideaları olarak ortaya çıktılar. Yani onların hedefleri, amaçları olarak ortaya çıktılar. Dinlerin temelinde ilahi yasalarla gerekçelendirilmiş ahlaki ilkeler, örneğin öldürmeyeceksin, zulmetmeyeceksin, yetim hakkı yemeyeceksin, zina etmeyeceksin gibi ilkeler bulunur. Hem Yahudilik, hem Hristiyanlık, hem de İslam dini bu ilkeler üzerine kurulduğunu ileri sürer. Dinler, Ortaçağ imparatorluklarının fetih politikalarının gerekçesi olarak belli bir yere kadar etki alanlarını genişletmişlerdir. Bu yüzden sadece bir kavmin ya da bir bölgenin değil, bütün insanlık aleminin dinleri olduklarını ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla insanlığın evrensel sorunlarının da nihai çözümünün dinlerde yattığını söylemişlerdir. Ancak ne kölelik bitmiş ne zalimlikler son bulmuştur. Aksine fetihlerle birlikte bunlar daha da artmıştır. Kölelerin sayıları artmış, zalimlikler de artmıştır. Başta vaat edilen iddialar önemli ölçüde boşa çıkmıştır. Bütün bugün evrensel sorunlar öyle bir boyut kazanmıştır ki, bırakalım dinlerin bunlara yanıt vermesini, bu sorunlara ilişkin ciddi bir kavrayışın bile olmadığını ileri sürebiliriz. Ne yazık ki dinler son 30-40 yılda, özellikle son yıllarda bunu daha çok görüyoruz, o kadar aydınlanmaya rağmen, o kadar Rönesans fikirlerine rağmen, hümanizme rağmen hala kültürler arası savaşın, çatışmanın ve savaşların aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanlığın büyük sorunlarına felsefenin yaklaşımı ne olabilir? Veya önce insanlığın büyük sorunları hangileridir dersek? Kanımca felsefenin işlevi sadece sorgulamak değil, aynı zamanda geleceğe dair tasavvurlarda bulunmaktır. İnsanlığın baş belası olan üç temel sorun vardır ki, bunlara ben kısaca modern cehalet demeyi uygun görüyorum. Bunlar nelerdir? 1. Dünyanın ozon tabakasını delen, iklim dengesini bozan, bütün canlılara ait olan temiz havayı, akciğerlerimiz olan ormanları, binbir türlü canlı varlığın yaşam alanı olan denizleri ve doğal zenginlikleri, kar hırsı ve tüketim hastalığı yüzünden bitirme noktasına getiren küresel cehalet. 2. Gelişmiş kapitalist ülkelerin marifetiyle tahakküm ve sömürüden kaynaklanan küresel eşitsizliğin ve gelir adaletsizliğin yol açtığı küresel sefalet,
açlık, salgın ve eğitimsizlikten kaynaklanan kültürel cehalet. 3. Ülke içinde, bizim ülkemizde söz konusu tabii, ülke içinde toplumsal, siyasal çoğulculuğu yok eden, din, kültür ve düşünceden kaynaklı farklılıkları bir kültürel zenginlik olarak değil, aksine bir tehlike olarak gören ve bölgeler arası ayrımcılığı, ırkçılığı, cinsiyetçiliği ve özellikle dinciliği sürekli kışkırtarak toplumları bölen toplumsal cehalet diyorum. Arkadaşlar, görüldüğü gibi felsefenin sadece kendi hayatımızla ilgili değil ama aynı zamanda insanlığın temel sorunlarına ilişkin de önemli tasavvurları var ve önemli projeksiyonlar tutuyor. Bu üç alan kanımca önümüzdeki dönemde insanlığın temel sorunları olacaktır ve bu sorunlara verilecek yanıt da felsefenin başarılı olup olmamasının sınavı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sunumum bu kadar.